Parantezden sevgiler, saygılar, iyi haftalar sevgili izleyiciler. Yeni bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, yeni haftaya birden fazla başlıkla giriyoruz. Çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftadayız. Bir taraftan Lozan'ın yaşandığı, Lozan Barış Antlaşması'nın Profesör Doktor Haydar Başbey'in ifadesiyle Türkiye'nin tapu senetinin imzalandığı haftadayız. Bir taraftan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümündeyiz, 50. yıl dönümündeyiz. Bundan tam 50 yıl önce Mehmetçik şanlı bir destan daha yazarak Kıbrıs'ta Türk'ü bir kere daha dünyanın gözünün içine baka baka ne kadar yüce bir toplum, ne kadar yüce bir millet, ne kadar yüce bir Türklüğün kavram olduğunu dünyanın gözünün içine adeta soktu. Nerede? Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugün varlığının sağlandığı o barış harekatında. Sevgili izleyiciler, ABD seçimlerinde beklenen son dakika gelişmesi belki aktarıyoruz ama beklenen bir gelişmeydi. Biden adaylıktan çekildi. Aslında çok uzun süredir tartışılan bir konuydu. Biden'ın sağlık durumu artık hani akli melekelerinin bile, aklının bile neredeyse tam sağlıklı çalışmadığı, yerinde olmadığı konusunda ciddi ciddi haberler yapılıyordu. Ciddi ciddi tartışma konusuydu. Trump'ın başına gelen suikast girişiminden sonra artık adaylıktan çekilmesi bekleniyordu. Peki bundan sonra ne olacak? Şu anda Biden'ın öne çıkardığı Kamala Harris mi aday olacak, yoksa ismi en çok geçen adaylardan bir tanesi Michelle Obama mı? ABD'nin iki kadın adayı olarak Trump'ın karşısına çıkacaklar. İki kadın adaydan bir tanesi büyük ihtimal Trump'ın karşısına çıkacaklar. Detayları birazdan vereceğiz. Süreç nasıl işleyecek? Zira artık hani o eyalet eyalet gezme dönemi için çok az bir vakit var. Yapıda yapılacak bir oylamayla iş çözülecek. Bu kadarını söyleyelim. Detayları birazdan paylaşırız. Ve emekli maaşlarına yapılan zam, henüz daha emeklinin eline geçmedi ama 12.500 lira ya alt limitteki emekli maaşı fixlendi. En az emekli maaşı alan 4 kademe 12.500 liraya fixlendi. Onun üzerindekiler de çok büyük rakam almıyor ama yani 11.000'e kadar olan emekli maaşları 7.000 liradan 11.000'e kadar olan hemen hemen ortalamada kök maaşı olan emeklilerin maaşı 12.500 liraya fixlenmiş durumda. Bu da önemli bir konu, önemli bir başlık. Zira emekliler toplumun en mağdur olmuş kesimlerinden bir tanesi. Sayın Özgür Özel, ana muhalefet lideri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel şöyle bir açıklama yaptı. Belki bu başlık arasında bunu da konuşmak isteriz. En düşük emekli maaşını Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret seviyesine çıkarsın, onu alkışlayacağım, hiç eleştirmeyeceğim dedi. Özgür Özel ne demek istedi? Bu emekliye nasıl yansır? Erdoğan Özgür Özel'in muhalefetinden çekinerek emekli maaşını 17 bin lira yapar mı? Bunu da konuşmak isteriz. Bu detayla da, daha doğrusu bu başta konuşmak isteriz. Ve Orta Doğu'da savaş Yemen'e sıçradı. İsrail'in Gazze'deki o sürdürdüğü soykırım bir taraftan dünyanın gözünün önünde yaşanırken adeta Orta Doğu'da İsrail'e o mütevazi koşulları çerçevesinde kafa tutan birkaç küçük yapı var. Bunlardan bir tanesi, küçük derken hani nicelik olarak, nitelik olarak İsrail'in İsrail'in yanına bile yanaşamayacak kadar İsrail'den büyükler ama nicelik olarak yani askeri teçhizat vesaire ekonomik güç olarak baktığımızda çok mütevazi yapılar. Bir tanesi Hizbullah, bir tanesi Yemen'deki Husiler. Husiler doğrudan İsrail'in saldırısı altında, Yemen doğrudan İsrail'in saldırısı altında. Savaş Orta Doğu'da farklı bir cephe açtı. Bu cephe genişler mi, bunu da konuşacağız. Zira Orta Doğu'daki gelişmeler Türkiye çok yakından ilgilendiriyor, hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Bir taraftan da bu baraj göllerinde boğulmalar, yaz aylarının artık maalesef üzülerek verdiğimiz haber başlıklarından bir tanesi. Vakit kalırsa bu konuya da girmek isteriz. Çünkü çok ucuz ölümler ülkesi olduk. Lütfen bu baraj ölümleri ne de artık bir son verilsin. Nasıl bir tedbir alınır onu bilmiyorum ama en nihayetinde bir akıl üretip, bir yönetimsel akıl üretip baraj göllerine, bu tatlı su göllerine serinlemek için giren vatandaşlarımızın
vefat haberlerini vermek istemiyoruz. Hasan Hüseyin Tekin, hoş geldin. Hoş bulduk. Sana da iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar. Çok önemli bir haftanın içindeyiz. Bir yandan Lozan, bir yandan Kıbrıs Barış Harekatı. Türkiye için, Türk milleti için çok önemli iki günün yaşandığı haftayı idrak ediyoruz. İstersen buradan başlayalım. Sonra ABD seçimlerine gireriz. Sonuçta ABD seçimleri kaçmıyor. Ekonomi başlıklarına da bu vesile gireriz. Zira ABD'deki seçim sürecini biz finansal piyasalar açısından da ele alıyoruz, bakıyoruz. İşte dolar ne olacak, altın ne olacak, faiz ne olacak diye. Şimdi Kıbrıs Barış Harekatı ile başlayalım. Yani 20 Temmuz'da başlayalım, sonra 24 Temmuz'a doğru gideriz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılındayız. Kıbrıs Barış Harekatı çerçevesinde işte ana muhalefet lideri, meclis başkanı ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'taydı. Erdoğan'ın şu sözüyle ben sözü sana bırakayım. Aynı suda iki kere yıkanılmaz dedi. Evet. Tabii Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra yapılan en büyük harekat. Yani belki hani savaş anlamında savaş diyebileceğimiz tek savaş. Yani Türkiye kuruluşundan 50 yıl sonra bir savaşa girdi. O da Kıbrıs Savaşı'ydı. Tabii Kıbrıs'ta biliyorsun bir soykırım başladı. 1960'lı yıllardan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra hem Türklerin hem Rumların federasyon devletiydi. Efendim Rumlar bunu işte bazı Rumlar diyelim Kıbrıs'ın bu statüsünü kabul etmediler ve Enosis yani evet. Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılımı için büyük bir katliam başlattılar. Türkiye 1963 yılında müdahale etmek istedi garantör devlet olarak fakat Johnson, Amerikan Başkanı Johnson'ın gönderdiği mektupla yani İsmet İnönü'ye dönemin Cumhurbaşkanı'na gönderdiği mektupla bu müdahaleyi önledi. Tabii Türkiye'de çok fazla imkanı yoktu. Daha sonra 1967'de de benzer bir müdahale istendi. Fakat yine o zaman yine Amerika'nın engellemesiyle yapılamadı. Fakat 1974'de gelindiğinde artık bıçak kemiğe dayandı. Çünkü o da Nikos Samson diye birisi darbe yaparak Cumhurbaşkanı işte Makaryos'u devirdi ve yine Enosis'i gerçekleştirmek üzere bir darbe yapınca artık Türkiye'nin sabrı taştı ve dedi ki iyi de bir fırsat geçti Türkiye'nin eline. Evet. Tabii o dönem yapılan yorumlara göre Nikos Samson Kıbrıs'ı hani İngiliz ekseninden de çıkartmak istiyordu. Biraz da Türkiye ile İngiltere arasında böyle de bir şey oldu, bir anlaşma oldu. Çünkü İngiltere'nin de istemediği bir şeydi. Türkiye'de o siyasi iklimden de faydalanarak müdahale etti. Yani bu biraz da hani Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda Ermenilerin hatasına benziyor. Yani Ermeniler bugün de mesela aynı hataları yapmaya devam ediyor. Hatta Rusya'nın tepkisini çeken ittifaklar ve tatbikatları Amerika'yla yapmaya devam ediyorlar. O da ayrı bir konu. Şimdi o dönemde de bu Nikos Samson'un yaptığı bu darbe Türkiye'ye bir fırsat sundu. Ve Türkiye müdahale etti. Müdahaleyle beraber 20 Temmuz'da başlayan harekat 2 gün sürdü. 2 gün içerisinde Rum ordusunu dağıttı. Yani işini bitirdi. Birleşmiş Milletler devreye girdi. Ben şunu düşünüyorum. Hep Rumlar galip gelse Birleşmiş Milletler devreye girecek miydi? Zaten asla girmeyecekti. İlk harekatta beklenen oydu. Evet. Yani ilk harekatta Türklerin ciddi manada bir mağlubiyet yaşayacağı, hani tabii. Dünya kamuoyu önünde rezil olacağı beklentisi evet. Vardı. İşte fakat beş parmak dağlarını evet. Çok kısa sürede geçerek oradaki mücahitlerle Mehmetler yani evet. Bir araya gelerek ne yaptılar? Efendim zafer kazandılar ve bütün dünya parmağını ısırdı. Yani Türk ordusunun o kahramanlığı ve yani o harekattaki başarısından ötürü. Yani o kıt imkanlara rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri eşi benzeri gerçekten görülmeyen bir kahramanlık ortaya koydu. 500'e yakın şehidimiz var evet. Ve 70 mücahit de yine şehit oldu. Yani çok kısa sürede 2 günde muzaffer oldu fakat Birleşmiş Milletler Türk ordusunun durmasını istedi. Durdu. Bu sefer tekrar müzakereler başladı. İşte meşhur o Turan Güneş'in Ayşe tatile çıksın mesajıyla hani şunu evet. Demek istiyor. Bu da müzakerelerden bir sonuç çıkmıyor. Bizi oyalıyorlar. Rumlar da toparlandı o bir aylık süre içerisinde. Evet. Fakat ona rağmen ikinci harekat yine 2 gün sürdü. 2 gün içerisinde Rumların işi bitirildi. Aslında istenseydi adanın tamamı da alınabilirdi. Yani evet.
Türkiye'nin de hiçbir engel yoktu. Fakat %38'i, adanın %38'i kontrol edilmekle iktifa edildi. Ve orada yaşayan Türkler, soydaşlarımız güvenlik altına alınarak ne yapıldı? Barış sağlandı. Bugüne kadar 50 yıldır bir kavga, gürültü, kan akmıyor. Tam mantar tabancası patlamıyor. Evet. Demek ki burada fitneci kim? Burada barış istemeyen kim? Burada savaş isteyen kim? Yunan tarafı, Avrupalılar yani. Avrupalılar da bu işin içerisindeydi. Şimdi daha sonraki dönemde biliyorsunuz işte Kıbrıs Türk Federe Cumhuriyeti kuruldu. Sonra 1983'ün 15 Kasım'ında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Tabii Avrupalılar bunu kabul etmiyor, etmedi. Ve nihayetinde işte görüşmeler vesaire derken çok önemli bir yere geldik. O da Annan Planı. Annan Planı'nda AKP hükümeti, o dönem Mehmet Ali Talat Başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne yaptı? Annan Planı'na evet dedi ama Rumlar %75 oranında hayır deyince Kıbrıs yine bizde kaldı. Aslında Kıbrıs o gün gitmişti. Yani Rumlar neden hayır dedi onu da anlamıyoruz. Belki de bu işin yürümeyeceğini düşündüler. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki işte bir nehirde veya bir suda iki defa yıkanılmaz. Yıkanıldı işte Annan Planı'yla Rumlara veriliyordu Kıbrıs. Rauf Denktaş son derece ne diyelim yani haksız bir şekilde, vefasız bir şekilde eleştirildi, efendim hakarete uğradı. Tabii. Yani bunları unutmak mümkün değil. Yani fiziken daha sonra hani yarı felçli bir hale evet. geldi. Üzüntüsünden. Ve o yaşadığı dram onu hayatının son aylarında ya da son 1-2 yılında fiziken de tabii. Yani çok ciddi bir ızdıraplı bir döneme soktu. Düşünebiliyor musun? Sen kanını, canını, evlatlarını vermişsin. O dava uğruna her şeyini ortaya koymuşsun. Gençliğin gitmiş. Gel birisi desin ki ya ben bunu Rumlara veriyorum. Şunlar Türkiye bunu yaşadı. Şimdi tabii. Ya işte bize nutuk atıyorlar. Efendim. Sonra da TRT'de Denktaş dizileri belgeselleri, yapıldı. Dizileri. Evet. İşte dün de işte anma konuşmalarında Denktaş'ı dilinden düşürmediler. Ama yani gerçekten hani ben Denktaş'ın oğlu olsam, Serdar Denktaş olsam herhalde çatlardım gider. Şimdi yine de üzülüyoruz belki o kadar. Dedim ya kardeşim siz ne diyorsunuz ya babama neler yaptınız derdim evet. Yani. Şimdi dolayısıyla hani burada bunları da unutmamak lazım. Yani Doktor Fazıl Küçük, evet. Denktaş değil mi? Yani Türk ordusu o dönemki mücahitler. Bunlar unutuldu bir anda Annan Planı'yla efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şeye verilmek istendi. Ve o dönemde bak tepki veren tek insan kim oldu? Profesör Doktor Haydarbaş. Kıbrıs vatandaşı mitingleri yaptı. Hiç kimse yapmadı. İşte bu milli görüşçüler yeri gelince vay işte Mücahit Erbakan kurtardı Kıbrıs. Neden tepki vermediniz? Rauf Denktaş'a halen de vermiyorsunuz. Ekranını açan tek medya kuruluşuydu. Evet. Yani ilk gelişinde Cumhurbaşkanı titriyle gelmişti. O dönemde adeta böyle bizim ekrana çıkmasın diye bir mücadele oldu. Yani arka planda engelleme çabaları oldu. Onu biliyoruz. Yani kulis bilgisi evet, çerçevesinde. Evet. İkinci gelişindeyse adam yani artık hani neredeyse persona non grata yani istenmeyen adam ilan edilmiş boyuttaydı. Biz ekranımızı açtık, derdini döktü. Ve o derdini dökerken şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki ben topluma her şeyi verdim ama dedi o milli ve manevi bilinci maalesef. Milli ve dini değerleri evet, veremedim. Değerleri veremedim deme. Hani bu itirafı da yapmak zorunda kaldı. Tamam. Çok özür dilerim araya bir daha gireyim. Şimdi aslında Kıbrıs'ta yaşanan olayın bir benzeri Bosna Hersek'te yaşandı. Değil mi? Hani orada da Sırplarla Boşnak dediğimiz Müslümanlar iç içe yaşarken bir anda aslında Sırpların asla ve asla o kardeşlik, barış, diyalog işte ne derseniz deyin o ortamın içinde bizim duygularımızı yaşamadıkları ortaya çıktı. TRT kanalında, şimdi bunlar çok enteresan, TRT'deki röportajlardan görüyorsunuz. Tabii TRT'nin önemli bir gücü var. Orada mezarlığın önünde yaşlı bir kadınla röportaj yaparlarken diyor ki, bana diyor kadın, çok özür diliyorum sevgili izleyiciler, Sırp komşumuz tecavüz etti diyor. Biz diyor bütün Sırplar aynı değildir diye düşünürken, meğer bütün Sırpların aynı olduğunu biz dedi böyle öğrendik dedi. Bütün yananların aynı olduğunu geçen hafta Destina bilmem ne neydi kadın efendim anlamadım. Şimdi şöyle işte milli ve dini kimliğini yitiren toplumlar yok olmaya mahkumdur. Atatürk bunu nasıl söylüyor? Milli benliğini yitirenler milletler başka milletlerin şikarıdır. Şikar demek av demek avıdır. Evet. Şimdi işte eğer milli ve dini bütünlüğünüzü kaybederseniz
Mesela ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Ya eyyühellezine emenu la tettehuzul yahuda ve nasara evliye ba'dum evliye ba'd. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edin mi? Onlar sizin dostunuz değil. Onlar birbirlerinin dostudur. Şimdi bu ayeti kerimeyi, yani bu bizim inancımızda var değil mi? Evet. Hani bizim atalarımız ne demiş bunun için? Ayıdan post, gavurdan dost olmaz. Şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Hani bizim içimizde azınlıklar var. Onların hukuku evet, baki. Evet, o düşmanlık değil. Fakat şunu unutmayalım. Rumlar, Ermeniler bize ihanet ettiler. Evet. Şimdi bunu da söylemeyecek miyiz? Artık tarihi belgeler var ortada. Yani Kıbrıs'ta dün ne oldu? Şey Kıbrıs'ta ne oldu dün? İşte Bosna'da ne oldu? Bugün aynı şey nerede yaşandı? Tam Aliye İzzet Begoviç toparlandı. Karşı atağa geçti. Evet. Sırpları yenilgiye uğrattı. Birleşmiş Milletler devreye girdi. Ve dünya, yani o elde ettiği zaferi de kursağında bıraktılar. Çünkü bugün şeyde Bosna'da Boşnak Federasyonu var. İçinde, yani Bosna içinde bir Sırp Cumhuriyeti var. Bosna evet. içinde Hırvat Cumhuriyeti var. Yani yine o bombanın fitili açık bırakıldı. Yani yarın birisi o yakmaya çalıştığı zaman aynı olaylar bittiği yerden başlayabiliyor. Çok rahatlıkla başlayabilir. Şimdi aynı şey nerede oldu? Hizbullah İsrail Savaşı'nda oldu. 2006 senesinde Hizbullah İsrail'in saldırısına maruz kaldı. Lübnan maruz kaldı. Hizbullah toparlandı. İsrail'i mağlup ettiği evet. noktada Birleşmiş Milletler devreye girdi. Lübnan İsrail sınırına Türk askerini yerleştirdi. Aslında bugün Birleşmiş Milletler sadece Amerikan ve Batılı çıkarlarına hizmet ediyor. Doğru. Kıbrıs'ta da aynı şey oldu. Tam Türk ordusu muzaffer oldu. İşi bitirdi. Hemen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devreye girdi. İkincisinde de yine devreye girdi. Rumlu Rumra yapsaydı ne olacaktı? Bir son Türk kanını dökene kadar, öldürülene kadar bekleyeceklerdi. Şimdi Gazze'de de aynı tiyatro oynanıyor. Gazze'de Müslümanları öldürdü. Tek Müslüman kalmayınca, bütün Müslümanlar öldürülünce barış havarisi kesilecekler, ateşkes yapacaklar vesaire. Evet. Tam yalancı, sahtekar, yani tam bir dolandırıcı, madrabaz, dinsiz insanlar bunlar. Bak yani bu, şöyle söyleyeyim. Yani eğer biz işte hani Daktaş'ın evet. dediği dini ve milli kimliğimizi eğer biz bürünmezsek o zaman ne oluyor biliyor musun? Başka milletlerin oyununa çok rahat geliriz. Şimdi mesela yani Lozan haftasındayız burada, ya. Bak ha. burada yani bunun sayısız örnekleri var. Bugün işte aynı hatayı Filistinliler yaptı, Araplar yaptı. Aynı hatayı işte Boşnaklar yaptı. İşte Bosna'da ne oldu? Onlar şunu zannettiler. Bunlar bizim dostumuz zannettiler. O zaman da Mareşal Tito hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz. Efendim şeyine yanıldı. Ama görün tamam hepimiz kardeşiz, biriz diyorsunuz ama kardeşim niye bütün askerler Sırp? Niye bütün silahlar Sırp'ta? Hiç mi düşünmediniz Tabii. bunu? Ya biz da... Müslümanız. İlahi hükümler var. Nebevi hükümler var. Ehl-i Beyt var. Bunların ölçüleri var. Düşmanın silahıyla silahlanın diyor. Bunları dost edinmeyin diyor. Yani bunlar neden... İşte eğer siz kim olduğunuzu unutursanız işte ama size kim olduğunuzu hatırlattılar bunlar. Evet. Yani Sırplar mesela Boşnaklara saldırınca ben bununla ilgili çok vesika, belge, diziler, belgeseller izledim. Boşnaklar da aynen Denktaş'ın dediği gibi dediler ki biz dinimizi unutmuştuk. Bize saldırınca biz Müslüman olduğumuzu hatırladık. Tabii. Çünkü neden saldırdılar onlara? Müslüman oldukları için. Bu sefer oradaki insanlar saldırıya uğrayan değerlerini merak etmeye başladılar. Ya biz bir dakika ya biz Müslümanmışız. Bir dakika bizim dinimiz bize ne? Ha bunlar madem öyle haç diktiler biz de o zaman cami yapalım. Bunlar madem bize efendim Hristiyanlık adına saldırdılar biz de Kur'an okuyalım. Dinimizi ya, öğrenelim. Yani kız alışverişi başlamıştı. Tabii. Aynı şey nerede oldu? Endülüs'te oldu. Endülüs nasıl yok edildi? Orada da yine mesela dini değerler nasıl aşındırıldı Endülüs'te? İşte kurban vahşettir. İşte Hristiyanlar da Yahudiler de cennetliktir. İşte efendim Hristiyanlara kız vermek caizdir. Halbuki bunların tamamı Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış. Peki aynı süreci nerede yaşadık? Türkiye'de FETÖ belasıyla. FETÖ aynı şeyleri söylemedi. Demek ki FETÖ'nün asıl maksadı dini ve milli birliğimizi bozarak Türkiye'nin yozlaşmasını, av olmasını, şikar olmasını sağlamaktı. Evet. O zaman da ona karşı çıkan kim oldu? Profesör Doktor Haydarbaş oldu. Ne dedi? Doğru. Bunun dedi asıl maksadı dini değil milli duygularımızı, milli hislerimizi yok etmek, vatanımızı, milletimizi bu batılılara peşkeş çekmek, bunun Doğru. altyapısını kurmak. Yani dini ve milli değerler kaybolursa vatan kaybolur. İşte o dönem mesela Kıbrıs'ta
efendim büyük bir mücadele verildi. Allah için bir mücadele verildi, muvaffak olundu. Ama bugün baktığımız noktada o şehitlerin, o mücahitlerin, o efendim mücadele erbabının, o insanların gözlüyle bakılmıyor bugün Kıbrıs meselesine. Ben Kıbrıs'a gittim zaten şunu çok net söyleyeyim. Yani 74 Barış Harekatı öncesini yaşayanların ve ondan sonraki hemenki nesil, yani bizim yaş grubuyla bizim büyüklerimiz, hani anne babalarımızın yaş grubu diyelim, onların duygularıyla, hani Y kuşağı deniyor ya bu işte 30 yaş, 45 yaş altının olaylara bakışı aynı değil. Onlar ayrı ayrı dünyalardalar. Şimdi demin hani mesela Yunan Dışişleri Bakanı mesela işte gerçek Rumluğunu, Yunanlığını ne dedi? Evet. Bunlar dedi işgalcidir, şucudur, bucudur falan. Ya bunlar için bak şöyle kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin hani tabii şu anda maalesef öyle bir hale getirdiler ki çok fazla borçlandırdılar Türkiye'yi. AKP iktidarı çok başarısız oldu. Yani bu batılıların dümen suyuna girdiği, işte onların değirmenine su taşıdı. Kesinlikle Türkiye'nin hani bu 3. Dünya Savaşı söylentileri de var. Ya ne yapıp edip ya çok güçlü bir ordu sistemini tekrar oturtmak zorunda. Yani biz yemeyelim, içmeyelim gerçekten bak bunu samimiyetle söyleyeyim. Silaha yatırım yapalım. En modern silahlar, nükleer silahlar. Yani biz saldırmak için değil ama bir ülke bize saldıracaksa, olarak. Bak bir ülke bize saldıracaksa 1000 defa düşünmesi lazım. Hatta aklından bile geçirememesi lazım. Doğru. Çünkü başka türlü bizim vatanımızı, milletimizi korumamız mümkün değil. Şimdi işte bir bayraktar aşağı bayraktar yukarıda yani sadece silahlı kuvvetler bayraktardan ibaret olamaz yani. Yani artık çok gelişmiş silahlar, çok gelişmiş efendim teknolojiler devreye girmesi lazım. Ama burada bak Türkiye çok önemli bir süreçten geçti. 15 Temmuz darbe girişimi aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan bir yanıyla da darbeydi. Tabii, çünkü tabii. Ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri çok ciddi kan kaybetti. İşte hava pilotlarının büyük bir kısmının FETÖ ile irtibatlı olduğu, büyük bir demeyen de önemli bir kısmının olduğu için onlar işte ordudan ihraç edildi. Türk ordusu küçültüldü. Hatırla bizim gençliğimizde ordu, yani Türk ordusunun askeri personel sayısı işte 1 milyonlara doğru giderken 600 bin, 700 bin rakamları konuşulurken bugün 300 küsür binler işte konuşuluyor. Hani yok şuraya geleceğim. Hani şundan dolayı söylüyorum. Şimdi hani bir taraftan silah üretmede çok hani mahir olmalıyız. Bir taraftan da askeri sayımızı ve personelimizi tabii arttırmalıyız. Canım. Yani böyle hani dünya barış, çiçek, kardeşlikle yürümüyor yani işte savaş Orta Doğu'da burnumuzun dibinde. Ya Türkiye caydırıcı güç olmak zorunda. Evet caydırıcılığı var yani Türkiye'ye saldırmak kolay değil. Yani saldıracak bir ülke şunu biliyor yani tabii belki bunu Yunanlı, Rumlu, Rum veya işte sıradan Ermeni veya sıradan bir şey bilmez ama bunu hani oranın silahlı kuvvetleri, yöneticileri, tabii. Siyasileri, genelkurmay başkanları şunu bilir. Yani bu millet... ordusu yok edildiği dönemde bile organize olup bir ordu oluşturabilmiş. Ama çok büyük Kıbrıs'ta, acılar çekerek Kıbrıs'ta, o organizasyonu yaşadık. Tabii ki herhalde yani. Kıbrıs'ta mesela evet orada ciddi anlamda saldırılar oldu ama yine insanlar Kuvayi Milliye gibi bir mücahit örgütlenmesi, Türk Mukavvet Teşkilatı oluşturabilmiş. Yani bu milletin genlerinde damarlarında askerlik mesleğinin işlediğini biliyorlar. Yani esasında silah, bakın mesela silahsız bir millete saldırırsınız ama eğer o millet savaşma kabiliyetine, vatan sevgisine sahipse ki en güzel örneği zaten Kurtuluş Savaşımız. Yani bir şekilde organize olup yani öyle veya böyle yani o işgalcileri mağlup edebilir. Şimdi burada şunu anlamamız lazım. Yani gerçekten AKP hükümeti döneminde dini ve milli değerlerimiz çok aşındırıldı. Ya bugün gençliğimize bakıyorsun. Yani deizm, ateizm, işte madde kullanımı, dinden uzaklaşma ve yani bu anlamda milli duyguları efendim körelmiş bir gençlik var. Yani bunların üzerine çok ciddi gitmek lazım. Çok ciddi eğilmek lazım. Yani siz dünyanın en böyle zengin ülkesi de olsanız bu duygu ve düşünceler hakim olmazsa yani hiçbir şey yapma imkanınız yok. Bugün Batılılar, Yunanlılar, işte bugün Yahudiler, İsrailliler bunu yani ta ilkokuldan beri tabii onlar hani biz böyle yapalım demiyorum bak düşmanca evet. Ve bir canavarca, canavarca hislerle besliyorlar. Evet. Bu çok yanlış. Bizim öyle bir şeyimiz biz gerçekten barış için ve hani onların da barışı ve selameti için uğraşmamız lazım. Ama Türkiye
Bu dönemde yani dediğin gibi yani FETÖ kumpaslarıyla işte Kozmik Oda'ya girildi. Tabii. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok büyük zarar gördü. Kodlarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç yapısıyla, iç disipliniyle işte askerin işte şehrin oynandı. Dışına çıkartılması, tabii işte bedelli askerlik mesela kalıcı işte, hale getirildi. Evet. Yani dolayısıyla biz daha böyle mesela bu SAS komandoları biliyorsun eskiden Türk ordusunun yani bu en gözde elit askerleri ve özel kuvvetleri efendim bordo beriller işte ya bakıyorsun mesela yani bunlara hani önem verilmiyor demiyorum ama çok çok daha fazla önem verilmesi lazım. Yani şu anlaşılmıştır ki artık hani evet Kıbrıs meselesinde biz haklıydık kazandık ama Bedel ödeyerek su uyur düşman uyumaz. Tabii. Mesela Lozan haftası bugün PKK terörü var onunla mücadele ediyor. Geldiğinde konuşacağız. Lozan'a giden süreç yine büyük bir bedel ödeyerek gidildi. Yani çok özür dilerim yine TRT'de. İşte o bedel ödemeden de caydırıcı güç de olabilir. İşte Suzan, pardon Sanzu diyor ki ahmaklar savaşır diyor. Evet. Ne demek ahmaklar savaşır? Sen diyor öyle bir teşkilat kuracaksın ki yani savaş sanatı kitabında diyor. Hiç kimse sana saldırmaya cüret bile edemeyecek. En diyor savaşlar diyor yapılmadan kazanılır. Asıl savaş budur. Şimdi biz aslında Cumhuriyet döneminde Atatürk bize bunu öğretti. Yani Atatürk bize savaşmadan nasıl zafer kazanacağımızı öğretti. Bir daha böyle bedeller ödemeyelim. Bir daha böyle bir yıkımla vatanımız karşı karşıya kalmasın diye bunu öğretti. Ama bugün bakıyorsun mesela Ukrayna'daki yıkım hani 100 yılda 200 yılda unutulacak bir yıkım değil. Bitti artık. Bence Ukrayna diye bir ülke yok artık. Yani bir daha toparlanması tekrar yani zaten eski haline gelemez. Yani bir defa hani Ruslarla hep komşu kalacak belli yani bir yere taşınacakları yok. Yani devamlı diken üstünde kalacaklar. Yani belki hani 50 yıl 100 yıl sürecek bir gerilime soktular ülkelerini. Peki neden soktular bunu? Neden yaptılar? Yani işte Ukrayna'da Rusya'da öyle bir yapmalıydı ki savaşmadan bu işi halletmesi gerekiyordu. Türkiye'nin böyle bir tecrübesi de var. İkinci Dünya Savaşı. Savaşmadan. O savaştan çıktı. Efendim Kıbrıs Savaşı'nda çok uğraştı. Bir barış yoluyla, hukuk yoluyla biz bu işi halledelim diye Türkiye çok uğraştı. Ama enteresan bak Türkiye sadece toplamda 20-22 Temmuz, 14-16 Ağustos olmak üzere sadece 4 gün savaşarak Rumlara 4000'e yakın kayıp verdirdi. Türk ordusundan 500'e yakın şehit oldu. Bunu halletti. Bak 4 günde halletti. Yani o savaş atıyorum 3 ay sürseydi yüz binlerce ölü olacaktı bu sefer. Ya o zaman bambaşka bir savaşa dönüşürdü. O zaman işin içine İngiltere girerdi, Yunanistan girerdi, ABD girerdi. Tabii. Çünkü artık Türkiye'nin hani işgaline doğru işi götürecek bir başka hatta bir operasyona götürürdü. Hatta orada ben bir arkadaştan öğrendim yaşayan. Ben bunu bilmiyordum. Mesela İstanbul'da, Trakya'da karartma uygulanmış kıyı illerinde. Karartma ne? Yani akşam ışıklar kapatılmış. Herkes yani niye bunu yapıyorlar? Hani bir hareket başlattık. Acaba Yunanistan Trakya'dan bizi vurur mu? Hani bir hava saldırısı yapar mı diye. Ama Yunanlar da Batılılar da bizimle böyle bir savaşa girmeye ne yapmadılar? Cesaret edemediler. O da ayrı bir konu. Doğru. Yani. Lozan haftasında bu konulara daha kapsamlı gireceğimiz için hani o açıdan tabii Kıbrıs meselesi de daha çok konuşulacak. Çok konuşulacak. Tabii bak enerji tarafı var değil mi? Şimdi mesela stratejik taraf var. Şimdi bu Orta Doğu Savaşı'na Kıbrıs'ın önemi daha da ortaya çıktı. Öne çıkıyor. Yani Kıbrıs'ı elde tutmak demek yani Türkiye'nin güvenliği için yani son derece yani hayati. Onun için zaten savaş sebebi olmuş Bu konu başlı başına hani çok kritik ve çok uzun uzun konuşulması gereken bir konu ama dünyada da birçok o kadar gelişme oluyor ki maalesef hani bunlara da biraz vakit ayırmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu an ABD seçimlerinin geldiği nokta. Şu anda Trump'ın yani Cumhuriyetçilerin adayı netleşti. Trump resmi aday. Karşısında şu an resmi bir aday yok. Hani onu ifade edelim şu an henüz daha resmi bir Demokrat adayı yok. Ancak Demokratların başkan adayı olarak gösterilen Biden çekildi. Hatta şu an Biden'la ilgili temel şey şu, ne diyelim, ikinci bir beklenti var. Kardeşim sen aday olamayacak kadar sağlık durumun kötüyse başkan da olamazsın, başkanlığı da bırak diye. Belki de hani şu an Amerikan tarihindeki en ne diyelim sağlık açısından kötü performansı gösteren başkan Biden. Videolarını seyrettiği zaman bir yandan hani insani açıdan da üzülüyorsun. Şakayla bir tarafa diyorlar ki şimdi
kendi eşinin yerine başka bir kadının gidip elini sıktığı için evde bir kriz herhalde. Kriz olmasın. Yoksa diye. Bu çekilmeyecekti. Evet evet. Şeyi de yazalım. Evden de fırça yedi herhalde. Bu Kamala Harris ve Michelle Obama'yı da hani iki satır KC yapalım sana zahmet. Şimdi Biden adaylıktan günün sonunda çekildi. Bu bekleniyordu. Hani son dakika bilgisi olarak işte gecenin gelişmesi gibi aktarılsa da aslında bilinen, beklenen, görünen köydü bu. Sadece Trump'ın hani o suikast, ciddi bir suikasttı. Yani onu bir kere ifade edelim. Hani bazı, çünkü birkaç santim içerisi adamın yani yüzü, gözü, yani beynini parçalayıp girebilecek bir hani o hani omuzundan, kolundan, ayağından vurulsa belki hani bunun komplo teorileri üretilebilir ama şu an bir komplo teorisi üretilecekse başka türlü üretilmesi lazım. Trump'ı ortadan kaldırma girişimiydi. O yani Esah'tan diyor ya. Esah'tan. Esah'tan bir suikastı bu. Şimdi tabii doğal olarak hani işin insani bir tarafı var. Bir adam hani canını zor kurtardı ama hani ne deniyor? Trump bu olayda ortaya koyduğu performansla, görüntüyle, Amerika'daki o propaganda gücü ve Trump biliyorsun hani bu işi paraya şu an çeviremeyeceği tartışılıyor. Vurulma olayını paraya çevirip çeviremeyeceği tartışılıyor. Bir de adam vurulduğunda biliyorsun korumalar onu götürürken ayakkabılarımı getirin diyor. Çok pahalı ayakkabılar satın alıyormuş ondan dolayı çok. Ayakkabısını niye çıkarttı? Papuç pahalı. Çıkarmış adam demek ya da çıkmış oradan giderken ayağından çıkmış olabilir. Topuğuna basıyor olabilir falan filan. Neyse. Şimdi Amerikan seçimlerinde Biden gördü ki papuç pahalı ve çekildi. Şu anda Kamala Harris başkan yardımcılığı yapan ilk siyahi Afro-Amerikalı kadın. Afro değil. Babası, annesi Hintli. Yok, babası şey, babası siyahi. Babası Jamaikalı. Ondan sonra ve adını sen söyle. Bir taraftan da Michelle Obama'nın ismi geçiyor. Biden Kamala Harris'i aday olarak gösterdi. Ya benim adayım bu dedi. Şimdi Amerika'da bizdeki gibi sistem yok. Hani bir siyasi parti hiyerarşisinden ziyade başkan aynı zamanda siyasi partinin de genel başkanı gibi konumlanıyor etki alanı itibariyle. Bakalım Biden'ı demokratlar dinleyecek mi? Onu zamanla göreceğiz. Şu adayını açıkladı Kamala Harris olarak. Şimdi tabii bu sağlık sorunları uzun süredir tartışılıyor zaten. Evet. Biden'ın yeni bir şey değil. Daha başından beri. Görünüyor. Alzheimer hastalığı işte havaya işte elini uzatıyor, işte boşluğa yürüyor, işte uçağın merdivenlerinden düşüyor falan. Ama gerçekten böyle bir başkan olmaz. Evet. Şimdi sağlık sorunları da var ve son televizyon programında Trump'a karşı bir varlık gösteremedi. Yani Trump orada onu şey yaptı, ya bayağı bir hırpaladı. Asıl yine gaflarından bir tanesi de Zelenski ile Putin'i karıştırması oldu. Evet. İşte Büyük Başkan Putin demeye başladı Zelenski'nin yanında. Artık dediler yani bu iş hani böyle olmaz. Amerika'nın bölünmez bütünlüğüne zarar vermeye başladı. Ve yani Biden'ın artık hani kaybedecek adayı geri çektiler. Yani bizde vardı evet. Ya kaybedecek aday. Yani kaybedecek aday olduğu belirlendi. İşte yine öldürülmesi gereken aday da yaşıyor şu anda. Dolayısıyla acaba hani bunu kim planladı, kim yaptı? Belki de bununla da ilişki. Yani Biden'ı çekelim ama Trump'ı da çekelim demek evet, istediler. Evet, ikisini birden çekelim yarışta. Şimdi de ironi bir şekilde, şimdi Trump'ın en çok kullandığı şey neydi Biden'a karşı ve Cumhuriyetçilerin demokratlara karşı? Sizin başkanınız yaşlı. Yürüyemiyor, konuşamıyor falan. Evet. Şimdi de bunlar Harris'i çıkartacaklar ya, yeni genç bir aday. Şimdiden Trump'ın yaşlı olduğunu söylemeye başladılar. Trump yaşlı, Amerika'yı yönetemez. Bize genç bir aday lazım. Lider lazım, aday lazım diye. Bu da enteresan. Evet. Şimdi bir de hani Amerikan başkanlık yarışında başkan ve yardımcısı beraber kampanya yürütüyorlar. Yani işte Kamala ve işte Biden, hani Harris, Biden diye çıktılar. Şimdi Trump da yardımcısını açıkladı. Dolayısıyla onu neden yapıyorlar? Çünkü hani başkan yardımcısı başkanın yerinde yer alıyor ve başkanla yardımcısı aynı uçağa asla binmiyorlar. Tabii. Hani düştüğü zaman ne zaman birisi kurtulsun.
ve başkan yardımcısı başkanın olmadığı yerde başkan. Başkan. Mesela bugün Biden çekilirse Kamala Harris. Kamala Harris şey muhtemelen şunu da düşünüyorlar. Yani Biden da başkanlıktan çekilsin ki Kamala Harris başkan olarak yarışa hani, girsin. Yarışa girsin, onun avantajını kullansın. Bir de bu toplanan bağış meselesi var. Yani Biden'ın bağışçıları Biden'ın bu gaflarından sonra bağışlarını kesmişler. Hatta binlerce bağışçı parasını geri istemiş. Demiş ki kardeşim ben böyle bir başkana para verme yatırım yapmak istemiyorum. Yani o da iş adamları falan. Evet. Esasında Biden'ın ya adaylıktan çekilmesinin temel sebebi bağışçıların bağış yapmaması, bilakis bağış yapanların paralarını geri istemesi oldu. Yani bu çok önemli bir gösterge ve yaklaşık 250 milyon dolarlık bir fon, yani bir bağış var. Burada da Kamala Harris'i tercih etmesinin sebebi toplanan bu bağışı Kamala Harris kullanabiliyor rahatlıkla. Evet. Kamala Harris olmazsa, çünkü bunlar yeniden para toplanacak. Para toplanmasa bile çok büyük bir bürokratik zorlukla beraber yeni gelen aday evet. O parayı kullanabilecek. Belki de kullanamayacak. Bak burada dolayısıyla bir burada, yere geldin. Yani Amerikan sisteminde özür dilerim. Eğer başkan o para dışında bir paraya dokunamıyor. Şeyde geçtiğimiz seçimlerde adaylardan bir tanesinin otobüsünün benzini bitti. Adam sürecin mesela 3 kilometre kalmış kalan yolu yürüyerek gitti. Yani evet. Benzin alamıyor o paraya dışında bir paraya evet. Dokunamıyor. Tabii yani o bağış konusu evet. Çok önemli. Dolayısıyla yani bir de kimin bağış yaptığı açıklanıyor orada. Tabii. Hatta Amerika'da mesela, o konu çok şeffaf. Evet bu Trump'ın Kamala Harris'in hesabına 2000'li yılların başında 5000 dolar yatırdığı da ortaya çıktı. Ona da yatırım yaptı evet. Şimdi. Tabii iş adamı ya bu. İşte dolayısıyla yani Harris'in ön plana çıkmasının en önemli sebebi bağışı kullanabilmesi. Zaten başkan yardımcısı, bir de Biden'ın hani başkanlığı bırakıp Harris'in devam etme ihtimali. Yani onun doğal şu adaylık, anda en güçlü doğal, aday. Doğal evet, aday. Doğal aday. Ve kampanya süresince Biden Harris diye çıktılar. Tabii. Şimdi Clinton'ların Trump'a, affedersiniz, Harris'e tam destek verdiği, fakat Obama'ların şu anda destek vermedikleri, işte Michelle Obama'nın da, Michelle Obama'nın da evet. Aday olabileceği tartışılıyor. Ama bence Michelle Obama aday olsa da Harris karşısında çok fazla şansı yok. Burada bir numaralı hani etken güç, medya Trump'ı sevmiyor. Evet. FBI de Trump'ı sevmiyor. Yani Amerika'nın bir yandan federal teşkilatı, polisi ve iç istihbaratı, bir taraftan da medya gücü Trump'ı sevmiyor ve istemiyorlar. Yani Trump'ı antidemokratik olarak tanımlıyorlar. Antidemokratik bir lider olarak tanımlıyorlar. Tabii burada şöyle bir şey hani var. Biden aslında tarafında da hani oynanacak konulardan bir tanesi de bu. Yani antidemokratik bir lidere oy vermeyin diyecekler. Yani şöyle, özür dilerim, çok özür dilerim. Hani şimdi Obama bir projeydi. Mortgage hepsi projesiydi. Proje. Buradaki ikinci proje bir kadın aday olarak bir prezentasyon yapılabilir. Ama şöyle hani siyahi olması, göçmen olması, yani evet. Amerika'da çok alışılan bir şey değil. Gerçi Obama oldu diyeceksin ama şimdi burada aslında Trump'ın istememesinin temel sebebi FBI'dan ziyade ne biliyor musun? Orada Trump ne diyor? Ben Ukrayna Savaşı'nı bitireceğim. Tabii. İşte efendim Orta Doğu'daki savaşı bitireceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım. Yani yönümü Çin'e çevireceğim. Şimdi burada yani Ukrayna Savaşı'nın devamını isteyen, eğer Amerikan müesses nizamıysa, ki Amerika yani başkanlar aslında biraz temsilidir. Mesela Obama Suriye'den ben çekileceğim demişti mesela. İki defa efendim çekilmek istemiş kendisi. Fakat önüne bürokrasi getiriyor. Çekilmemesi gerektiğiyle ilgili doneleri ortaya koyuyor kendilerine ve onu ikna ediyorlar. Şimdi başkan çok diretirse, ki en fazla başkan öldürülen ülke de ABD. Evet. Mesela Kennedy cinayeti. Evet. Mesela çok hiç halen açıklanmıyor, bilinmiyor ve Obama şeye, Trump'a yapılan suikaste biliyorsun suikastçı öldürülüyor. Tabii hemen anında. Anında. Artı orada suikastçı 130 metre yaklaşmış. Herkes onu görmüş. İhbarlar olmuş falan. Yani resmen Trump'ın öldürülmesi istenmiş. Yani burada o derin devletin ve oradaki derin yapıların kimse işte haberin olmaması mümkün değil. Yani adi bir polisiye olayı bile bu işi aydınlatabilir. Yani çok zor bir şey değil. Onu öldürmezsin. Sağ yakalarsın. Neden öldürüyorsun ki? Yani sorguya çekerse böylece efendim iş azmettireceği ve planlamayacağı kadar gidebilir. Şimdi burada Trump öldürülmek istenmiş kesin olarak yani. Tabii. Şimdi
Trump tabii o suikastle beraber ne oldu girişimiyle 2-3 puan öne geçti. Yani burada aslında odaklanması gereken konu şu. Şimdi Amerikan devletinin hedefleri var. Amerika'yı lobiler yönetiyor. Şimdi Yahudi lobisine isteklerini yerine getirmeyecek mi Trump? Trump şimdi yarın dese ki ya kardeşim ben Gazze'yi efendim Gazze'yi tekrar Filistin'e vereceğim. Sizi tazminata efendim mahkum edeceğim. Şu kadar para vereceksiniz veya ben vereceğim, ben inşa edeceğim diyebilir mi? Hayır. Çünkü oradaki Yahudi lobisi onun efendim önüne Trump'ın geçer. Trump'ın zaten İsrail'le ilişkilerini biliyoruz. Tabii son damadı dönemde, Yahudi evet, zaten, Kushner. Mesela veya yarın Ermenistan'ın aleyhine bir karar alabilir mi? Ya çünkü o da Ermeni lobisi çok güçlü. Ya ve işte oradaki finansörlerin, oradaki işte Rockefeller'in ne bileyim oradaki Rothschild'lerin istemediği bir kararı alabilir mi? Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten bu lobiler kesinlikle buna müsaade etmezler. Dolayısıyla gelen başkan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını maksimize etmeye çalıştığı anda, bunların çıkarlarına dokunduğu anda bunlar ne yaparlar? Buna bir tepki verirler. İşte Kennedy'nin öldürülmesi, Lincoln'un öldürülmesi, Reagan'a yapılan suikast, yani hemen hemen bütün başkanlar bu risklerle karşılaşmışlar. Ya adam şunu diyor, ya diyor Amerika diyor 7 trilyon dolar harcamış askeri. Artık diyor ben diyor harcamayacağım, bunlar da diyor elini cebine atsın, bu NATO ülkelerini kastediyor. Tabii. Fakat işler öyle yürümüyor. Yani Amerika içerisinde bugün Rusya ile savaşmak isteyen bir lobi var, bir kanat var. Onlar bunu yapıyor. Başkan kim olursa olsun onu sürdürmek zorunda. Ya Trump hatırla Arabistan'a gitti, 300 küsür milyar evet. dolar paralarını aldı, çıktı bir toplantıda. Tabii şimdi burada ABD'nin... Yani mesela şimdi her başkanın da bir doktrini var. Yani bir devleti yönetme şeyi var. Mesela bakıyorsun şeyin öyle bir şeyi yok. Neydi? Bu Biden'ın böyle bir doktrini yok. Trump'ın da yok. Yani bunlar geliyorlar. İşte efendim işte oradaki o lobilerin etkisi altında tamamıyla. Yani tabii bütün başkanlar bundan etkileniyor ama bazı başkanlar da kendilerine bir değil mi? Yol çizmişler. Ama bu iki başkana bakıyorsun. Herhangi bir şeyleri yok. Ya Biden Amerikan tarihinin en uzun süreli başkan yardımcılığı ve şeyde Beyaz Saray'da görev yapmış. 50 yıldır şeydeymiş. Evet yani Beyaz Saray'ın içinde evet, adam. 1973'ten beri o mekanın şeyinde. Aslında tam bir devlet adamı diyebileceğimiz tabii. kimlikte bir adam. Evet yani. Ama çok yaşlandı. Tabii. yani o aslında yaşı çok çok ileri yani mesela Trump 3 yaş küçük ondan. Ama çok dinç duruyor adam. Tabii o biraz daha tabii işte Alzheimer falan veya işte sağlık sorunları yani her insanın başına gelebilir. Allah, yani burada kimsenin başına vermesin. Evet onların başına. Onların başından almasın da hani bizi izleyenlerin tabii bizim kastediyorum. Şimdi burada asıl mesele şu yani Amerika'nın bir yolculuğu var. Bugün mesela şöyle Trump geldi diyor ya ben savaşı diyor bir telefonla bitireceğim diyor. Ya Amerika bu işe bu kadar yatırım yapmış. Ukrayna'ya yatırım yapmış. Yani şöyle mi olacak? Yarın gelecek Trump diyecek ki tamam ben savaşı bitiriyorum. Biz yenildik. Rusya Donbas'ı al, Kırım'ı al. İstediğini al. Bunu yaptığın da Amerika'nın şeyi ne olur? Yani o savaşı sürdürmek zorunda. Bu kadar yatırım yaptıktan sonra veya şunu yapabilir yani Zelenski'yi değiştirir. Gelen kişi bu kararı alıyor gibi görünür. Yani Trump değil. Evet. Ya Trump da der ki ya kardeşim artık Ukraynalıların iradesine ben efendim saygı gösteriyorum de. Yoksa yani Amerika bu kadar bu işe yatırım yapmışken, beyin ölümü gerçekleşen Macron ifadesiyle NATO'yu ayağa kaldırmışken, bu kadar büyük bir veyvele çıkarmışken, hani bunu hani burada bırakması biraz zor. Yani Trump'la bu iş yani evet. çok da değişmez ki Trump hele Orta Doğu'da tam İsrail yanlısı bir. Hani diğer başkanlar gibi hatta bu daha da ileri gitti. Kudüs'ü başkent ilan evet. etti ve büyükelçiliğini oraya taşıdı. Evet. Yani belki diğer Amerikan başkanlarının yapamadığını, yani göze alamadığını, artı Abraham anlaşmalarını yaptırdı. Tabii. Değil mi şeyleri? Ya Yemen'e vurun diye adamlara 300 evet. milyar dolarlık silah sattı Yemen'e vursunlar tabii, diye. Tabii. Şimdi Bill Clinton döneminde CIA Clinton'a nüfus edemiyor. Nüfus edemediği zaman bu sefer Clinton onlara şunu diyor. Ya diyor siz diyor bana The Guardian'dan daha az bilgi veriyorsunuz. Yani The Guardian okuduğumda gazetelerden aldığım bilgi sizin bana sunduğunuz hani dosyalardan daha kapsamlı. Ben sizinle görüşmüyorum deyince. O zaman dönemin Beyaz Saray'daki CIA şube başkanı diyor ki ya ben ne diyor? Merkezde dalga geçiyorlardı diyor. Yani Monica senden daha fazla görüşüyor şeyden Clinton'la diye.
Ve sonra adamı Monica Lewinsky'yi kullanarak adamı refüze ettiler. Şimdi hani dedi yani lobiler falan. Şimdi ABD'de hani bir başkanın temel politikalara karşı çıkması, onların aleyhine bir şey üretmesi mümkün değil. Ama ne yapabilir? Yöntemsel farklılıklar ortaya koyabilir. Öncelikler belirleyebilir. Evet. İşte mesela zaten Trump'la Biden arasındaki şey şu. Trump daha çok Çin'e yoğunlaşılması evet. gerektiğini, ticaret savaşları, işte efendim... Tabii. Maliyetleri masaya koyuyor. Evet, diyor ki yani, bunun maliyeti 10 lira, bunun maliyeti 20 lira. Zihniyeti var. 10 liralık tam, maliyete birisi gireceğim. Tam devlet memuru kafası, tabii. birisi tam tüccar kafası. Tabii. Mesela diyor ki NATO'ya, ben diyor eğer sizi savunuyorsam siz de diyor bana para vermek zorundasınız. Tabii. Suudi Arabistan'a da bunu söylüyor. İşte diğer ülkelere de bunu söylüyor. Ve bu daha çok Çin'e odaklanılması gerektiğini ifade ediyor. Aralarındaki fark bu. Yani aslında düşman tanımı aynı ikisinin de. Fakat biri diyor ki önce bunu durduralım. O diyor ki hayır önce bunu durduralım. Ama artık ok yaydan çıktı. Yani bu Ukrayna Savaşı'nı nasıl bitirecek yani Trump? Mesela şöyle bir şey var. Dikkat et Biden'la Putin arası son derece soğuk. Görüşmediler bile şu dönemde. Evet. Ama Trump Putin'le görüşüyordu. Yani Trump da yani Putin'le diyaloğu daha iyiydi. Hatta Trump'ın seçim kampanyasında Putin'in işte destek evet. verdiği, para verdiği söyleniyor. Yani bu şey ama mesela Peskov açıklama yaptı. Onlar da enteresan bence onu ironik bir şekilde veya işte kendi ya işte Biden bizim için daha iyiydi hani falan. Aslında onlar Trump'ın bence gelmesini istiyorlar. Yani Rusya Trump'ın seçilmesini istiyor. Fakat sanki böyle değilmiş gibi açıklama yaptılar. Trump'ın da ilk tepkisi ben diyor Biden'ı yenerdim. Kamala Harris'i daha rahat yenerdim. Adı diyor televizyon evet. programında diyor kaldıramadı diyor falan işte. O da aslında bu şimdi iki olay yani hem Trump'a işte suikast girişimi hem de Biden'ın çekilmesi bence Trump'a 3-4 puan bir avantaj sağladı şu anda. Evet. Şimdi 19 Ağustos'a kadar belli olacak yani 19 Ağustos'ta evet. belli olacak demokratların adayı. Yani neredeyse bir aydan fazla bir aylık bir süre var. Bu bir ayı Trump tek başına bir propagandayla geçirecek. Yani demokratlar burada adaysız bir ay geçirecekler. Tabii. Yani zaten 5 Kasım'da seçim var. İşte bence... orada eyaletlerin temsiliyeti yani şimdi orada Trump'ın etkili olduğu eyaletler işte Güney eyaletleri. Işte şimdi orada 12 orada... eyaletmiş değişim. Yani orada tabii. hani demokratların kalesi şeyin evet. kalesi var diyelim ki. Bizdeki gibi. Tabii tabii aynı. Fakat orada 12 eyalet kale değil. O 12 eyalet değişkenlik gösteriyor. Yapıyor. Hep zaten oraya oynuyorlar yani o iki adayda. Ama yani eğer 4-5 puan bir fark varsa o 12 eyalet onu kapatamıyor. Yani orada daha çok oy alıp da başkan olamaman da Trump esasında evet. bunu söyledi. Ben dedi daha çok oy aldım ama dedi siz evet. dedi beni şey yaptınız. Ya şuna benziyor. Şimdi diyelim ki işte Türkiye'de ne var? İstanbul, evet. Ankara, İzmir. Şimdi bunu sen birinci diyelim ki 4 ilde birinci parti olduğunu tabii. düşün. Birisi de Çorum'da, Yozgat'ta, evet. Bayburt'ta, Gümüşhane'de birinci parti oldu. Tabii. Ben de birinci parti diyemiyorsun. Yani orada ki açığı yani Bayburt'la kapatıyor muyuz sonra? Hakkari'yle kapatamıyorsun. Yani orada da işte o 12 eyalet eğer %1-2 fark varsa bir anlam taşıyor. Yani yoksa evet. hani %4'ü 5'i o 12 eyalet kapatamıyor. Evet. O açıdan Trump şu anda hem suikast girişiminden sağ kurtulması hem de şu anda Biden'ın çekilmesiyle beraber yani şansını yani çok çok arttırdı. Yani Trump'ın yani bence şu an seçilmesi garanti gibi yani. Yani daha bunlar bir ayda, bir ay içerisinde bir de aday belirleyemeyecekler. Şimdi bunlar da Türkiye'deki bu altılı masa gibi bir masa kurmaya çalışıyor Kamala Harris. Yani evet. orada da işte belli partiler, belli gruplar var. Onları toplayıp şimdi onun şeyi bu. Orada da o konuşur. İşte gökkuşağını oluşturalım falan. Çeşitli renkleri, çeşitli siyasi eğilimleri bir araya getirmeye çalışıyor. Bence burada Kılıçdaroğlu'yla görüşmesine fayda var. Ne yapmaması gerektiğini öğrenmek istiyor. Damdan düşen birisi var. Onu çağırsınlar. Evet, evet. Ama efendim ondan akıl alsınlar. Ya şimdi ABD'de yani senin baştan dediğin gibi bugün işte silah lobisi, ilaç lobisi, evet. petrol lobisi, çelik lobisi yani çok güçlü lobiler var. Ve bunlar günün sonunda basını etkiliyorlar. Ve büyük oy potansiyeli olan yerlerde basının işte hani New York vesaire gibi yerlerde basın çok güçlü. Hani bizdeki gibi hani mesela örnek olsun Texas
başka bir gündemle kavruluyor. New York, Washington başka bir gündem tabii, yaşıyor. Batısı daha farklı. Batısı daha farklı. Güney'de hatta ABD'nin biliyorsun en temel sorunlardan bir tanesi Güney eyaletleri. Diyor ki kardeşim diyor bizim ürettiğimiz petrol ama diyor parayı kazananlar borsacılar tabii. Falan, bankacılar. Mesela Kaliforniya mesela ayrılmak istiyor. Öyle bir eğilim var. Texas ayrılmak istiyor. Onlar diyor ki biz kazanıyoruz, siz harcıyorsunuz. Havayı siz atıyorsunuz, parayı siz kazanıyorsunuz, evet. Biz çalışıyoruz. İşte Texas daha önce Meksika'ya mı ne bağlıymış evet. Falan. Yani Amerika içerisinde de çok büyük problemler var. İşte tabii bu Amerikan dolarının gittikçe kullanımının azalması, yani BRICS'e karşı, Çin'e ve Rusya'ya karşı bakma aslında çok ciddi bir gerileme söz konusu. Yani Trump da onu söylüyor. Artık diyor hani bu ekonomik gerilemeyi görüyorlar. Mesela onların sloganı ne? Amerika'yı tekrar büyük yapalım. Demek ki küçüldüğünü kabul ediyorlar. Tabii. Hani Amerika'nın geçmişte daha büyük olduğunu, daha güçlü olduğunu kabul ediyorlar. Yani, şimdi şeyin de First America'ymış galiba şeyi neydi? O da ilk yani aslında ikisi de Amerika'nın iyi yolda olmadığını, gerilediğini, kan kaybettiğini, Çin, Rusya'nın çok ön plana çıktığını, Amerika'nın hegemonyasını tehdit ettiğini kabul ediyorlar. Bu düşüşü yani bu yani duraklama dönemini veya düşüş dönemini durdurmaya çalışıyor. Onlar da bunun farkındalar aslında. Evet. Farkındalar zaten. Ya yaşıyorlar. Şimdi şeye gelelim istersen. Bu hafta sonu yaşanan ve adeta televizyonlardan canlı yayında verilen İsrail'in Yemen'e saldırısı. Şimdi İsrail Yemen'e saldırdı. Bu beklenen bir şey gibi gözüküyor ama en nihayetinde bu saldırı bir sana şöyle sormak istiyorum. Bu saldırı Yemen'e miydi? Yani Yemen saldırısı İran'a bir gözdağı mıydı? İkisine de. Şimdi bu Yemen'den bir drone fırlatıldı, gönderildi. İşte İsrail Tel Aviv vurdu. Evet. Sonra Husiler açıklama yaptı. Tel Aviv güvenli değil artık diye. Nasıl bu Hudeydiye limanına... 4 kişi öldü galiba. Evet. Hudeydiye limanına bir rafineri işte vuruldu. İşte 1800 kilometre uçaklar geldi, 1800 kilometre gitti, 3600 kilometreyi kat ederek İsrail uçakları vurdu. Ama şöyle de bir görüş var, Husiler onu seslendiriyor, diyor ki bu uçaklar Suudi Arabistan'dan havalandı. Zaten şu an Suudi Arabistan, İsrail'in müttefiki ve Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber 2 sene öncesine kadar devam eden bir savaş vardı. Oradan netice alamadılar. Şimdi tabii Husiler 7 Ekim saldırısından sonra, 7 Ekim olayından sonra işte Filistinlerin yanında yer aldıklarını söylediler. Ve zaman zaman Eliyat diye bir liman var bu Kızıldeniz'e. Oraya işte füzeler gönderiyorlardı. Ama çoğu bu füzeler veya dronlar, kamikaze dronlar hem Suudi Arabistan'da veya işte hem de Ürdün'de etkisiz hale getiriliyordu. Şimdi işte bir kamikaze drone veya bir drone şeye vurdu, Tel Aviv'e ulaştı. Şimdi burada tabii İran destekli, yani İran destekliyor. Ve biliyorsunuz yine Husiler işte İsrail'e giden bütün gemileri vurmaya başladı. Yani çok ciddi. Onu hatta soracaktım ben de. Bu şu an Orta Doğu bu savaşla ilgili en büyük korkusu petrol nakliyatının sekteye uğraması. Tabii şimdi bu ne oldu? Süveyş kanalı devre dışı kaldı bu gemiler için. Amerikan, İngiliz ve işte İsrail'e destek veren ülkeler gemilerini oradan yollayamıyor. Tabii bu maliyetleri de arttırdı. Bu ulaşım maliyetlerini, nakliye maliyetini arttırdı. Yani burada esasında İran bence çok başarılı bir şey yaptı. Yani bu savaşla beraber kendi müttefikleriyle arasındaki safları sıklaştırdı ve müttefikleriyle neler yapabileceğinin denemelerini yapıyor. Yani evet tabii ki görece hani silah ve teknoloji açısından çok ileride değiller ama İran en azından bu kurduğu sistemi, yani kendi kurduğu sisteminin çalıştığını da gösterdi. Yani Yemen'den vurabiliyor, işte Lübnan'dan vurabiliyor, kendisi direkt vurabiliyor. Irak'tan ve Suriye'den şeye vurabiliyor, İsrail'e vurabiliyor. Bu aslında hani küçümsenecek bir şey değil. Şimdi evet. Şunu gösterdi İran, yani bana topyekün saldırmanız halinde ben de bütün güçlerimle size saldırabilirim. Yani bu bir caydırıcı güçtür. Yani şimdi İran'ın temel politikası aslında gerilimi gündemde tutup, gerilimi devamlı belli bir seviyede tutup topyekün savaşa girmemek. Ama devamlı
Hani elense çekip böyle hani tuşa gitmemek veya tuş olmamak. Evet. Ama elense çekip işte işte devamlı yaka paça oyunları. Evet. Yani aslında şu an İsrail de aynı politikayı, Amerika da aynı politikayı uyguluyor. İsrail de mesela niye bu saldırıyı yaptı? Şimdi Netanyahu zaten zor durumda biliyorsun. Evet. Politik olarak. O da bak bize bir drone'la saldırdılar. Ben onlara işte uçakla vurdum. Saldırdı. Yani şimdi tabii Tel Aviv'e drone'ların düşmesi yani hele hele Yemen gibi bir ülkeden, dünyanın en fakir ülkesinden, dünyanın en zengin ülkesine. Hani bu neye benziyor? Kemal Sunal filmlerinde hani bu sahte kabadayı falan filmi evet. Var ya. Aynısına benziyor. İşte o kabadayı geliyor, vuruyor falan. Ondan sonra herkes şeyden korkuyor, Kemal Sunal'dan korkuyor. Şimdi bu da buna benziyor. Yani dünyanın en fakir ülkesi, şu an dünyanın en zengin ülkelerine, yani Amerika diyelim, tabii. İsrail, Amerika diye okuyalım bunu. Tokat atıyor. Ya Avrupa Birliği'nde kat. Hatta tabii, yani. Tabii tabii. Yani dünyanın en güçlü bloğuna karşı şu an evet. Görünen cesamet olarak. Tabii. Yani demek ki aslında şuna da görüyoruz. Hani biliyorsun bu tip olaylar şeyle simgeleştirir. Hazreti Davut'un Calut'u öldürmesi. Ki bu İsrail veya işte Batı Hristiyan kültüründe de çok işlenen bir konu bu. Davut-Calut savaşı evet. Ki Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. İşte Calut bir komutan. Efendim işte Filistinli, enteresan. Evet. Hazreti Davut da Yahudi, yani İsrailoğulları peygamber. Yani o zaman çocuk 15 yaşında. Talut'un ordusuna katılıyor. Talut savaşırken bunlar diyorlar ki ya biz bunlarla savaşamayız. Çoğu İsrail, çoğu Yahudi kaçıyor. Ama Hazreti Davut geliyor 15 yaşında. Bu meydan okuyor Calut. Diyor ki işte benimle savaşmak isteyen var mı? Hazreti Davut çıkıyor. Ya diyorlar ki bu adam seni paramparça edecek. Dev cüsseli bir adam. Hazreti Davut sapanıyla beraber ona taş atıyor. Sapan taşı alnına geliyor ve Calut işte yere düşüyor. Hazreti Davut da o zaman genç yani daha peygamber değil. Gidiyor başını kesiyor ve böylece Yahudiler yani İsrailoğulları diyelim bunlara Filistinleri yenerek büyük bir evet. Galibiyet elde ediyor. Şimdi Filistinler İsrail'e karşı sapanla evet, şimdi savaşıyor. Aynı. Şimdi dikkat et o evet. Şeyde intifada evet. Efendim gösterilerinde tam tersiydi. Yani evet. Tarih enteresan değil mi? 5000 sene önce nasıl oluyor? İşte bence bu Yemenlerin yaptığı da Hazreti Davut'un yaptığı. İşte burada Cenab-ı Hak bize ne mesajı veriyor? Diyor ki siz imanınızı koruyun. Profesör Doktor Haydar Boş hocamızın ifadesi milli ve dini değerlerinize sahip çıkın. Ben size Davut'un, Hazreti Davut Aleyhisselam'ın gücünü vereceğim. İşte ben Hazreti Süleyman'ın gücünü dedim yani ya. Burada evet. Asıl olan iman sahibi olmak, tabii. Kendi değerleriniz. Şimdi değerleriniz yoksa o zaman savaşmanın ne anlamı var? Şimdi kağıt üzerine koyup işte Yemen'i karşısına İsrail'i koyup bir de bu çizdiğin hani perspektifi de masaya koyduğun zaman Yemenlilerin gelin bizi işgal edin. Tabii tabii. Hatta mümkünse lütfen yarından önce gelin ki bu iş bitsin demesi lazım. Tabii. Şimdi Lozan dedik yani Lozan arifesinde. Şimdi normalde hani Atatürk'ün kağıt üzerinde kaybetme ihtimalinin milyonda 999 bin olduğu bir savaşa o bir ihtimalle beraber girip kazanması. Tabii şimdi işte savaşlar, bunu çok özellikle şimdi evet. Bir tarafta güç yani nicelik anlamında ama öbür tarafta da inanç ve hani ve vatanını savunma. Hani tek başında inanç değil vatanını savunma motivasyonu var ortada. Tabii. Yani şimdi şöyle ya bu savaşları onun için sadece madde ile izah etmek evet. Mümkün değil. Bunların manayla izahı var. Yani Allah'ın yardımı, Allah'ın nusreti, Allah'ın yani o kalplerine verdiği güç kuvvet ve düşmanın kalbine verdiği korku. İşte bizim bazı askeri uzmanlarımız eline sopayı alıp işte Amerikan evet. Ordusunun bilmem evet, kaç evet. Tane savaş gemisi var. İşte şey var evet. Yemen'in evet. Oku var. Ondan sonra işte İsrail'in şu kadar parası var. Yemen'in oku var. Yani, mesela, yani Yemen'in hiçbir şeysi yok. Tabii. Ama işte vuruyor adam Tel Aviv'i gidiyor vuruyor yani. Tabii, mesela şu anda Hizbullah'ı hani diyelim ki Yemen evet. Uzak. Hani evet. İsrail işgal edemedi. Hadi Lübnan'ı işgal etsin. Yani değil mi? Tabii. Yanı başında duruyor. 200 bin Yahudi kaçmış ya. Yani hocam şöyle dediğin gibi yani şimdi eğer silah mesela Çanakkale Savaşı eğer kağıt üstünde olsaydı dediğin gibi ya gelin Boğaz'dan geçin. Tabii lütfen hatta. Peki o Nusret mayın gemisi nereden geldi? Gittiler Kuşadası'ndan Fransızların döşediği mayınları aldılar oraya döşediler. Tabii. Peki bizim mesela Atatürk biliyorsun Doğu Savaşı'nı sürdürürken Ermenilerle silahları nereden alıyor? Amerikalılar Ermenilere silah gönderiyor. Yollarını kesiyor. Hayır savaş Ermeniler mağlup olunca 40 bin tüfek sandıklarından duruyor daha. 40 bin tüfeği alıyor orduyu donatıyor Atatürk. Ve sonra Atatürk mülakat veriyor Amerikan gazetesine. Diyor ki ben ABD'ye teşekkür ediyorum. Bize gönderdiği silahlar çok kaliteli çıktı diyor. Teşekkür ederim diyor.
yenilerini de bekliyoruz diyor. Dalga geçiyor onlarla. Yani şimdi iman olunca, inanç olunca, yani vatan sevgisi olunca Allah yardım ediyor size. Doğru. Yani ama hiçbir şey yapmazsanız olmaz. Doğru. Ağzına sağlık, süreyi doldurduk. Sevgili izleyicilerimize bilgiyi de verelim. Bizden hemen sonra Gülgün Feyman'ın hazırlayıp sunduğu Haberin İçinden program vardı ama Haberin İçinden bir yaz tatili sürecinde açıkçası biz de planlıyoruz. Bir belki önümüzdeki hafta itibariyle bir yaz tatiline gidebiliriz. Neyse, yarın tekrar görüşmek üzere diyelim ama bu akşam saat 21'de haftanın sohbetini sakın kaçırmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Meltem TV'de kalın.